Tekrardan merhabalar YouTube. Evet, Dark Souls'u 2 Scholar of the First'ine devam ediyoruz. Tekrar buradaki bonfire'a geldim. Kalıntı zaten açıklamıştım. Şimdi buradan aşağı inip geldiğimiz yerden geri dönüyor olacağız. Boss'a dair bir önceki videoda vermediğim bir bilgi var. Şöyle ki burada öldürmüş olduğunuz Necromancer'lar tekrar respawn olmazlar. Yani siz diyelim ki öldürdünüz o Necromancer'ları ve boss'a savaşırken veya boss'a öldürmeye çalışırken ya iskeletler ya boss'un kendisi sizi öldürmüş olsun. İçiniz rahat olsun. Bir sonraki sefer geldiğinizde o Necromancer'lar burada olmayacaklar. Hani öldürmüş olduklarınız tamamıyla ölü kalıyor. Şu an öldürmediğim bir tane Necromancer olması lazım. Onu bulmaya çalışıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Demek ki yanlış hatırlıyorum. Okey. Şimdi mantık olarak burada yani bir 360 derece dönmemiz gerekti. Boss'a girdiğimiz yer burası. Şimdi buradan geri gidiyor olacağız. Geri giderken tabii yine dikkatli olun. Hani dediğim gibi bu undeadler yine burası sarkar durumdalar. Onlar kalkıp yanınıza gelebilir. Hızlı bir şekilde koşmaya çalışırsanız bu boşluklardan kayıp düşebilirsiniz. Onlar aklınızda bulunsun. Bakayım gelen var mı beni rahatsız etmeye. Bir tane var ama henüz yürüyebilecekmiş gibi gözükmüyor. Şimdi buradan yavaşça gidip aşağıya plunging atak vuruyorum. Ki herhangi bir yere yuvarlanmayayım diye. Buradan hem Ferrous Luckstone hem de Token of Fidelity aldık. Bu item'ı aldıktan sonra aşağıya düşüyoruz. Şimdi şöyle aşağıya bakarsanız karşıda atlayabileceğiniz bir platform var. Bonfire'ın olduğu yer orası. Yani Bonfire'a buradan dönmemiz imkansız ama şu tarafa ilerleyebiliriz. Geriye doğru biraz gidip şuraya atlıyorum. Hani buraya çok rahat bir şekilde girebileceğinizi düşünüyorum. Duvara doğru atlama zorunda zaten aşağı düştüğünde karşı yuvarlanıyor olacak. O yüzden hani bu noktada açıklamaya çok fazla gerektiren bir durum yok bence. Şimdi şurada şuna geçmekte fayda var sanki. Evet. Şimdi burası bu bölgeye ilk geldiğimizde yukarıdan görebildiğimiz bir yerdi. Şuradan şu item'ları alalım. Şimdi şurada bir tane kelebek olduğunu biliyorum. Hani başka kelebeklere bulaşmak istemiyorum. Burada önemli olan kendisini az buçuk gösterebiliyorum. Şu an altımızdaki şu dev kurbağa. Kendisi bizi lanetleyebiliyor. Onu öldürmemiz lazım. Aşağı iner inmez ve onun dışında bir de aşağıda bir tane undead var. Aşağı inmek için önce buraya düşüp sonrasında şuradaki sandığın olduğu yere düşmeye çalışın. Şu arkadaşım her zaman arka tarafında olmaya çalışın. Kesinlikle önünden kendisine saldırmayın. Püskürtmüş olduğu o dumanın içerisine girmemeye çalışın. Zaten hızlı bir şekilde şu an kesebiliyoruz. Yani eğer benim gittiğim build'a gidiyorsanız bu şekilde öldürebiliyor olacaksınız. Eğer ki sadece dexterity gidiyorsanız çok çok daha hızlı öldürebilirsiniz. Yine sadece intellect gidiyorsanız biraz uzaklaşıp birkaç tane büyü atarak öldürme imkanınız olacaktır. Buradan Witch's Rapier'ı aldık. Şimdi şuraya doğru geliyorum. Odada bu tip bir kapı göreceksiniz. Tuşla etkileşime geçtiğinizde bu kapı açılıyor olacak. Ha, odada başka bir şey yok. Sadece yukarıdan sizi zehirlemeye çalışan kelebekler kalıyor geriye. Hani onların da çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Şimdi buradan ilerleyeceğiz. Şuradan şu item'ı alalım. Bu yine daha önceden kullandığımız asansör mekaniği. Bu asansörle yukarı çıkıyor olacağız. Burası açıkçası benim Dark Souls 2'yi sanırım üçüncü kez oynadığımda keşfettiğim bir yer olmuştu. Eğer ki yani bu videoyu izlemeden burayı keşfedebilmişsiniz gerçekten yani helal olsun, tebrik ediyorum diyorum sizlere. Çünkü ben hiçbir zaman köprünün üzerinden düşüp veya bir şekilde Token of Fidelity'nin olduğu yerdeki item'i almaya çabalamamıştım. Yani oraya atlamak, daha sonra çabalamamıştım, yanlış oldu. Atlayıp hep öldüm. 2-3 kez denedikten sonra dedim hani gerek yok. Hani o item'ı da almayayım. Diyerek devam etmiştim. Meğersem gizli bir bölgede gizli bir şeyler bulma imkanım varmış. Şimdi burası neresi diye merak eden arkadaşlar olabilir. Gösteriyor olacağım. Burası aslında şu karşı taraf. Şuradan biz içeri girip şu buranın paralelinde olan platformda yürüyüp şu kapıyı kıran bir düşmanla savaşmıştık bir önceki videoda. Bu bölgeye ilk geldiğimizde. Burası onun paralel tarafı.
Yani şurada aslında aşağı tarafa inen bir gizli kapı bulunmakta. Buradan yukarı çıkıyor olacağız. Şimdi evet, geliniz efendim. Nedense ben saldıramadım ama elemanlar iyi saldırdılar. Beyefendi, bir de ben vurabilir miyim? Öncelikle bu ikisi size saldırıyor olacak. Şu karşıda duran hani orada pusmuş olarak bekleyen şu köprüden ilerleyip boss'a giderken kendisine büyü atmış olduğum düşman. Hani bir nevi haritada tam olarak nerede olduğumuzu sizler de az çok kestebilin diye söylüyorum. Hadi be, bu da mı plancım olmadı? Bu arkadaş, şuradan şu item'ı unutmayayım. Bu arkadaş şu yolda ilerlerken, oh, şu yolda ilerken arkamıza biri düşecek demiştim. Arkamıza düşen arkadaş. Kendisini öldürdükten sonra burada kütüğü devirmiştik. Doğal olarak hop buraya gelerek hızlı bir şekilde bonfire'ımıza ulaşmış oluyoruz. Tekrar bonfire dinleneceğim. Şimdi burada ilerlerken eğer ki kendisini öldürmediyseniz, ki öldürmemiş olma ihtimali yüksek. Sadece ilk geldiği sefer öldürmüştük kendisini. Şurada bize tuzak kurmuş olan düşman arkamızdan düşüp bizi öldürmeye çalışıyor. İlerlerken dikkatli olun. Arkanızdan gelecektir. Önce onu öldürüp daha sonrasında yolunuza bakın derim. Şu arkadaşı öldürelim. Bu arkadaşı öldürelim. Şimdi burada kılıca buff'ımızı sürelim. Sırf şu arkadaş için. Hop, hop. Damage'ımız gerçekten buffladığımız zaman çok yüksek, gayet sevindirici. Hop. Bu arkadaşı öldürdük. Şimdi buradan yukarı çıkıyoruz. Buradaki tuzakları yine unutmayın. Solumuzda bir tane düşman vardı. Önce onu öldürüyoruz. Sonra ilerlerken köprüye gitmeden önce sol tarafta yine bir köpek ve okçu vardı. Onları öldürüyoruz. Bir de biz onları öldürürken şurada yukarıda duran ve sonrasında aşağıya bizi öldürmeye çalışan bu düşman bulunmakta. Bir de onu öldürüp sonrasında yolumuza bakacağız. Bu kaçan elemanı kovalamamıza hiç gerek yok. Şimdi bu sefer köprünün bu tarafından ilerleyip gidiyoruz. Şurada bir item yoktu değil mi? Okey. Şimdi burada kapalı kapılar ardında bir bonfire'ımız var. Bu bonfire'ı açmak için öncelikle şu yoldan ilerleyelim. Şimdi burada yine tercihi size bırakacağım. Sadece bonfire açmak için ihtiyaç duyduğumuz item'ı nereden alacağımızı göstereceğim. Bonfire'a dönüp dönmeme tercihini size bırakacağım. Öldürerek gidiyoruz bu düşmanları. Sadece burayı fazla yuvarlanmamaya dikkat edin. Şimdi yol ayrımında yukarı çıkan bir yola denk geleceksiniz. Bu uçurum kenarında. Buradan yukarı çıkalım. Buradan yukarı çıktığınızda şuradaki item bonfire açmanızı sağlayacak olan kapının item'ı. Ama burada Merciless Rowena isminde bir düşmanla karşılaşıyoruz. Kendisi yine öldürmesi çok kolay düşmanların bir tanesi. Hani uzaktan zaten saldırabiliyoruz. O yüzden uzaktan saldırıp öldürme en güzeli. Şimdi bu NPC invade'ler biraz kullanmakta olduğum mızrak dolayı, sahip olduğumuz build'dan dolayı biraz kolay geliyor olabilir. Ama eğer ki bunlarla böyle yakın kombata girmeye çabalarsanız, elinize kılıçla veya kalkanla vesaire, göreceksiniz ki o kadar kolay öldürülebilen insanlar değiller. Şimdi dilerseniz buradan gidip bonfire açıp orada oturup sonra tekrardan bu yola gelebilirsiniz. Ben gitmiyor olacağım. Neden? Çünkü şimdi burada şöyle bir harita tasarım var. Sol taraftan ilerlersek, şu köprüden karşıya geçmekle uğraşmayın. Sol taraftan ilerleyip şu item'ın olduğu yere kadar bir daire çizersek, bir U çizerek içeriden geçersek tekrar bonfire'ın olduğu yere gidiyor olacağız. Bunun katkısı ne diye merak edenlerimiz olabilir. Bunun ilk olarak katkısı şu. Burada kesmemiz gereken zorunlu boss'u kesebilmek için yani daha doğrusu o boss'a gidebilmek için bir shortcut açmış olacağız. Bunu unuttum yine. Hop. Nedense bu pusuyu hep unutuyorum. Hani şöyle ki içeride bir tane düşman var ama şurada sizi Tonga'ya düşürmeye çalışan bir başka düşman daha var.
Ona karşı hazırlıklı olun. Burada arkadaşlar hiç dokunmayın. Bence bunlar hayattan bezmişler, pes etmişler, ölmeyi bekliyorlar. Belki de dokunun ölmeyi bekliyorlarsa. Şimdi sağ tarafta bize büyü atan bir necromancer var. Kendisiyle uğraşmak istemiyorum. Buradaki büyüler dediğim gibi güdümlü. O yüzden hani büyüleri rolleyerek ama ileri geri sadece rolleyerek dodge'luyorum. Arkamdan beni takip etme ihtimali olan o düşmanı öldürdüm. Şuradan şelalenin altından karşıya geçtim. Boss odası burası. Ama biz henüz boss odasına gitmiyor olacağız. Şuradan döndük. İlk iş içeri girer girmez şu tarafa koşun. Burada bir tane necromancer var. Onu öldürün. Daha sonrasında arkanızdan gelen iskeletleri öldürün. Çünkü necromancerlar tekrar tekrar bu iskeletlerin doğmasına sebep olacaklar. Bunu öldürmediğiniz sürece aslında kimseyi öldürmüş sayılmayacaksınız. O yüzden önce onu öldürün. İyi. Next. Güzel. Tamam. Şimdi şurada bir tane kertenkele var. O kertenkeleyi öldürelim. Kertenkele böyle çok uzakta olsanız dahi etkilenebiliyor. Aklınızda olsun. Yani buradan kertenkeleyi görebildiğiniz bir mesafeye geldiğinizde kendisini koşup öldürün yoksa kaybolur. Şimdi şurada yine çok da önemli olmayan bir item var. Item'ı almanın yolu buradan koşup duvara doğru bakarak atlamak. Aksi takdirde soldan veya sağdan aşağıya düşüp gidebilirsiniz. Geri dönüş yolu biraz daha değişik. Şuradan şöyle koşup çapraza doğru atlamanız lazım. Veya sağınıza doğru. Eğer yapabilirseniz hani şuradan hızlı bir koşu atlama ile yine karşıya geçebilirsiniz. Size kalmış. Yani aldığım itemleri gördüğünüz ne kadar işe yaradığını siz kendi kafanızda ölçüp için ona göre atlayıp atlamayacağınızı karar verin. Daha sonrasında buradaki mekanizmayı aşağı çekip shortcut'ımızı açıyoruz. Tabii shortcut açtık ama hani direkt bonfire'a gelmiş değiliz. İlk iş Necromancer'ı öldürelim. Sonrasında Necromancer'ın iskeletlerini. Şimdi karşıda yine böyle yüz ifadesine sahip bir tane vazo görüyor olacaksınız. Veya artık ne derseniz buna. Ona yakın olduğunuz bir, yani bu vazolara yakın olduğunuz zaman sizi lanetlemeye başlıyor bunlar. Ve uzun süre yanlarında durursanız lanetlenip yamacıyorsunuz. Hiç gerek yok. Ama vazoyu kırarak ilerlerseniz bir sıkıntı olmadan yolunuza devam edebilirsiniz. Şimdi şurası, şu hiç üzerinden geçmeyin dediğim tahta köprü. Hani az önce biz bu yolda ilerleyip U çizmiş olduk. Evet, şuradan devam ediyor olacağız. Şunu kıralım. Şunu alalım. Ve buradan geçerek günün sonunda bonfire'ın olduğu yere geri gelmiş olduk. Şimdi bonfire kapısını açtıktan sonra hemen bonfire'a koşmanıza gerek yok. Tabii ki bonfire yakın, hani onu ihmal etmeyin. Ama burada önemli olan şu arkadaş diyebilirim. Şimdi burada kendisini buraya kıstıran biri olduğunu ve onu bulmak istediğinden bahsediyor. Bize White Sign Soapstone'u veren Pate aslında bahsetmiş olduğu kişi. Bu eleman Pate'in kendisine kazık attığını söylüyor. Ve onu bulup açıkçası Creighton, evet ismi Creighton'dı. Kendisi Pate'i bulup aslında ondan intikamını almak istiyor. İntikamdan kastım Pate'i öldürmek istiyor. Hem Pate'in hem bu arkadaşın questline'ını devam ettirmeniz durumunda, yani görevini yapmanız durumunda oyunun bir noktasında ikisini kavga ederken buluyor olacaksınız.
Orada hangisini öldürdüğünüze bağlı olarak oyun size çeşitli ödüller veriyor. Ben bu hani tamamen oradaki seçeneği size bırakıyor olacağım. Hani her iki ödül de tabii ki şey sizin tercihinize kalmış diyebilirim. Yani oradaki seçimi sizlere bırakacağım. Hangisini öleceğinizi siz karar verin. Ona göre bir tane ödül alıyor olacaksınız. Daha oraya var bu arada. Hani rahat olun. Şimdi bu arkadaşın bir yolunu tüketmeye çalışıyoruz. Arkadaşın göz çevirmeni öneririm. Diyaloğu tekrar etmeye başladığında şey yapabilirsiniz. Hani eğer ki bonfire dinlenirseniz kendisi kayboluyor olacak. Artık o yoluna gitti diyebiliriz. Şimdi bonfire dinlendikten sonra açmış olduğumuz shortcut'tan boss'a doğru ilerleyelim. Kesmiş olduğumuz Necromancer'lar tekrar summonlanmıyor olacak. O yüzden rahat bir şekilde buradaki düşmanları öldürebilirsiniz. Bence yuvarlandım da orada. Şimdi burada az önce kendisiyle konuşmuş ve kendisini kurtarmış olduğumuz için boss fight'ta kendisini summonlayabiliyoruz. Aslında bir yerde bonfire'a gidip dinlenmiş olmamın sebebi bu. Hani Estus flask'ımız vardı, büyülerimiz yeterliydi ama hani bu arkadaşı summonlamak istersek bu şekilde summonlama imkanımız var. Evet, kendisini summonladık. Tabii kendisini summonlayacaksanız benim yine tavsiyem hani bu benim yapmış olduğum şekilde önce shortcut'ı açıp öyle ilerleyerek gidin. Çünkü buraya gelene kadarki süreçte hani siz de bayağı bir can kaybedebilirsiniz. Bu hali bence daha iyi. Bakın, geliyor mu? Gelsin. Şimdi bu boss fight'ın önemli bir tarafı var. Burada summon kullanmış olmak bizim aleyhimize işleyebilir. Şöyle ki boss fight'ta 3 tane büyük iskelet lord gibi Lord'la karşılaşacağız. Zaten iskelet lordları boss'un adı. Şimdi burada mesela en sağdaki iskelet lorda saldırı. Şimdi dikkat edin. Kendisi ölmek üzere olduğu halde boss'un canı çok az azalıyor. Şimdi bunun bir sebebi var. Şöyle ki şimdi ben mesela bir iskelet lordunu öldürdüğüm zaman o iskelet lordunun ruhu gidip başka iskeletleri summonluyor olacak. Her bir lordu öldürdüğünüzde bir başka tip iskelet doğuyor diyebilirim. İşte ilk önce bir lordu summonladığı iskeletleri öldürüp ondan sonrasında diğer bir büyük lordu öldürmek en mantıklısı. Şimdi aleyhimize çalışacak olmasının sebebi de bu aslında. Ben aleyhimize çalışabilir derken kastettiğim şey buydu. Hani biz daha bir grup iskeleti öldürmeden önce Fate'in gidip bir başka lordu öldürebilir. Yani o durumda daha fazla iskelet dolaşmamız gerekebilir. Evet, şimdi bu başka iskeletler çıkartıyor olacak. Yine dediğim gibi çıkan iskeletler ilk önceliğimiz. Peki iskelet lordunu ayakta tutmanın bir sakıncası var mı? Şöyle bir sakıncası var. İskelet lordlarının büyü atabiliyorlar. Şu an olduğu gibi. Yani onların size sorun çıkarmamasını istiyorsanız en kolay yol şu an burada iskeletlerden oluşan şu sütunların arkasına geçip oralarda savaşıyor olmak veya size saldırmaya çalışan iskeletleri oralara çekiyor olmak. Şimdi burada son olarak bu iskelet lordunu öldürdüğümüzde belki de herkesin en çok nefret ettiği iskelet türü ortaya çıkıyor olacak. Tekerlek iskeletler yani real skeletonlar çıkıyor olacaklar. Eğer benim gittiğim şekilde ilerlemişseniz öldürürken totalde iki tane çıkıyor. O yüzden çok rahat bir şekilde ikisini de öldürüp ilerleyebilirsiniz. Her zaman iki tane çıkıyor ondan emin değilim. Yani ben hep bu şekilde kesiyorum son oynadığım oynanışların hepsinde. O yüzden açıkçası her zaman iki tane çıkmadan emin değilim. Ama gördüğünüz gibi zaten summon olduğu için çok rahat bir şekilde temizleyebileceğiniz, öldürebileceğiniz bir boss.
Evet, o su kestikten sonra açılan bir başka yoldan ilerliyor olacağız. Burada şu mekanizmayı çekip şurada köprüyü tekrar aşağı indiriyoruz. Dark Souls 2'nin bossları dediğim gibi yani Dark Souls 1'e göre biraz daha kolay. Dark Souls 3'e göre mekanik anlamında çok yoksun bosslardır. Hani o yüzden bosslar noktasında hiç zorlanacağınızı düşünmüyorum. Sizi zorlayan şey hani hitboxlar olabilir, oyun mekanikleri olabilir. Yuvarlanma animasyonunun biraz daha değişmesi, zıplama animasyonunun biraz daha değişmiş olması, S çekerken hareket edemiyor olma. Hani bunlar daha çok sizi rahatsız eder diye düşünüyorum. Hop. Şimdi burada şu zehir havuzunu gördükten sonra içeriye gidip buradaki bonfire yakın ve burada dinlenin. Evet, bir sonraki videoda buradan devam ediyor olacağız. Umarım sizler de rahat bir şekilde boss'a geçip şu an olmuş olduğum bonfire'a gelirsiniz.